Şimdi kumaşımız şöyle iki kat. Bir, şöyle göstereyim. Bir ve iki kumaşımı tersten katladım. Şimdi kumaşımızı dörde katladık. Bakın şu şekilde gösteriyorum. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi kumaşımızın dört kat uzunluğu şöyle 73 santim. Dört kat genişliği de 43 santim. Şöyle 6 santim lastik payı işaretliyorum. Burası lastik payı. Şurası 6 santim. Şu şekilde göstereyim. Şöyle 6 santim lastik payını 6 santim lastik payını işaretliyorum. Burası bizim lastik payımız. Lastik payından aşağıya doğru 21 santim kalça düşüklüğünü işaretliyorum. Şöyle şurası 21 santim. Ve işaretlediğim bu 21 santimi de şu şekilde paralel bir şekilde birleştiriyorum. Şurası 6 santim lastik genişliği. Lastik genişliğinden sonra burası 21 santim kalça düşüklüğü. Şimdi bu kalça düşüklüğü üzerinde 34 santimi işaretliyoruz. 34 santimi neye göre işaretliyoruz? Kalça çevresini ölçüyoruz. 4'e bölüyoruz ve çıkan sonuca 1 santim dikiş payı ekliyoruz. Ekstra artı 3 santim, 4 santim veya 5 santim de bolu payını ekliyoruz. Şimdi buranın üzerinde 4 santim, 34 santim işaretliyorum. 5 santime kadar bolluk payını işaretleyebilirsiniz. 5 santim bolluk payı eklediğiniz zaman 20 santim bolluk olur. Çünkü kumaşımız 4 kat. Şurası şöyle yukarıya doğru düz birleştiriyoruz. Şuradan da eteğimizi şu şekilde açıyoruz. Şöyle açabildiği kadar açıyoruz. Şöyle. Ve açtık. Şimdi eteğimizi keselim. Şekilde kestik eteğimizi. Gördüğünüz gibi. Şuradan 1 santim yukarı çıkıyorum. Şu şekilde. 1 santim ölçüyorum. Burada sarkma olayı olmasın diye. Şöyle 1 santimde işaretliyorum burayı. Ve bu 1 santimi şöyle ortadan sıfırlayarak şu şekilde kesiyorum. Kestim. Ayarlamak için 1,5 katı 27 santim genişlikte bir parça kestik. Şimdi önce bizim yanlarını dikiyoruz. Şu taraftan da yanlarını hemen dikelim. Şu şekilde eteğimizin yanlarını birleştirdik. Şunu da birleştirdik. Şu parçamıza şunu ekleyeceğiz. Şöyle. Şu şekilde bu parçayı bununla birleştiriyoruz. Şimdi bu tansiyon ayarımızı en büyük ayarına getiriyoruz. Şu şekilde. Şöyle şu şekilde en büyük ayarına getirdik. En büyük ayarı zaten 4. Şimdi şöyle üst kısmından hiç koparmayacak şekilde dikiyoruz.
Şimdi şöyle eşit bir şekilde büzgüsünü ayarlayacağız. Hiç ipi koparmadan bu şekilde büzgülerini ayarlayacağız. Şu şekilde büzgü ayarlayacağız. Bütün bu kumaşlarımıza ipi çekiştire çekiştire hiç koparmadan. Şimdi büzgümü alıyorum. Şöyle eteğimin ucuyla dikiyorum. Bu şekilde dikeceğim. Şunu şu şekilde fırfırlarımı böyle eteğime dikiyorum. Eteğimizin fırfırlarını diktik. Arkadaşlar şimdi önce eteğimizin etek uçlarını katlayıp dikelim. Şu şekilde eteğimizin şöyle katlayıp dikiyoruz. Etek uçlarını. Şimdi lastiğimi ayarlıyorum. Şöyle ben lastiğimi kestim. Şu şekilde. Lastiğinizi belinize göre veya lastiğinizin esnekliğine göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Bu kadar da eksik. Önce lastiğimi şu şekilde dikiyorum. Şimdi lastiğimi şu şekilde yerleştiriyorum. Önce köşelere. Önce şu köşesine tersten şu şekilde yerleştiriyorum. Ve buraya bir iğne takıyorum. Şöyle. Diğer kenarında eteğimin şu dikiş, bakın burası dikiş yeri, şu dikiş yerinin üzerine koyuyorum şu şekilde. Şöyle. Şimdi lastiğimi bu şekilde çekiştirip makinede dikeceğim. Arkadaşlar eteğimizin lastiğini diktik ve eteğimiz bitti. Lütfen eğer daha videoma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Gördüğünüz gibi pratik ve kullanışlı bir etek oldu. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.